Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün nefis bir börek tarifim var. Ağzınıza layık, o kadar kolay ki yapılmışı. Çok basit, ekonomik, hemen 2 dakikada yapabileceğiniz şipşak börekler. Buyurun geçelim tarife. Önce bir adet kuru soğanımızı yemeklik olarak doğruyoruz. Şimdi ıspanaklarımızı iri olarak doğruyoruz. Çok ufaltmıyoruz. Zaten piştiği zaman hacim kaybediyor biliyorsunuz. Saplarını da kullanıyorum. Saplarını atmıyorum. Saplar da çok lezzetli oluyor piştiğinde. Bütün ıspanaklarımı doğrayacağım şimdi. Soğanlarımı tavama aldım ve bir 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ile kavuracağım. Şöyle bir tutam hemen tuz atıyorum. Soğanlarım birazcık yumuşasın. Ispanaklarımızı atacağız. Soğanlarım yumuşadı. Hemen ıspanaklarımı ilave ediyorum. Birazcık kavuracağım. Burada önemli olan soğanların pişmesiydi. Ispanak kolay pişer. Böreğin içinde de pişecek. Biraz hacim kaybetsin. Biraz yumuşasın. Suyunu bırakıp çeksin. Tamamdır. Soğanlarımı kavururken bir miktar tuz koymuştum. Şimdi biraz daha koyuyorum, bir tutam kadar. Yani toplamda bir çay kaşığı kadar oldu. Tuzu ıspanağa erken koyarsanız daha kolay böyle sönecektir. O yüzden salata yaparken yeşillikleri tuz en son yemeden evvel konur. Aklınızda bulunsun. Tuz mutlaka yeşillikleri söndürüyor. Şimdi biraz çekme karabiber, kıymaya, ıspanağa, patlıcana. Bu çekme karabiber inanılmaz yakışıyor arkadaşlar. Çok lezzetli bir koku ve tat veriyor. Şimdi bir çay kaşığı da kırmızı toz biberini koyuyorum. Hep beraber güzelce kavurmaya devam ediyorum. Dediğim gibi burada önemli olan soğanlarımın ölmesiydi. Soğanlarım da öldüğüne göre ıspanaklarımın çok fazla kavrulmasına gerek yok. Böreğin içinde de pişecekler. Hatta mutlaka görmüşsünüzdür, biliyorsunuzdur, yapıyorsunuzdur. Çiğ ıspanaktan bile börek yapılır. Bu kadar kavrulma yeterli arkadaşlar. Toplamda bir 5 dakika kadar kavurdum. Şimdi altını kapatacağım ve iç harcımın soğumasını bekleyeceğim, ılıtacağım. İç harcım soğurken ben de hemen böreğimin yağını hazırlayacağım. Bunun için yarım çay bardağı, çok fazla değil, sıvı yağımı ve yarım şişede sodamı koyuyorum. Güzelce karıştırıyorum. Hem yumuşacık, hem lezzetli, hem de çıtır çıtır aynı anda bir börek oluşturacak bu sos. Şimdi arkadaşlar 3 kibrit kutusu büyüklüğünde bir 50-60 gram kadar beyaz peynirimi şöyle çatalımla güzelce ezerek iri parçalar halinde doğramış oldum. Ilıtmış olduğum bu iç harcımı da peynirlerimin üzerine ilave ediyorum. Ve peynirlerimle ıspanak harcımı güzelce karıştırıyorum. Çok lezzetli bir iç harcı oluyor bu. Özellikle ıspanak sevmeyenlere keyifle yedirebileceğiniz bir tat. Şimdi 2 kat baklava yufkalarımı şöyle hemen gördüğünüz gibi 4-5 parmak kalınlığında, zaten kat yerleri var, kesiyorum şu şekilde. Bütün yufkaları bu şekilde kesip üst üste koyuyorum.
İki kat mutlaka olsun. Zaten bunların kat yerleri belli. Kesmesi gayet kolay. Çok pratik bir börek. İsterseniz yapın hemen yiyin. İsterseniz buzluklarınızı bu börekle doldurun. Aynı marketlerde satılan hazır börekler gibi. Misafiriniz geldiğinde, acil durumunuz olduğunda hemen çıkarın çıkarın yapın. Şimdi kestiğim yufkaları hazırladığım bu sodalı ve yağlı harçlı azıcık hemen çok fazla değil yağlıyorum. Başına hemen birazcık çok fazla olmadan harcımı koyuyorum ve üçgen olarak katlıyorum. Sonra muska şekline getirecek şekilde döndürerek bu şekilde gidiyorum. Benim yufkalarım biraz büyük olduğu için muskalarım da büyük oldu. Olsun, daha güzel, daha lezzetli. Bir tane daha hemen göstermek istiyorum. Sonra gerisini kendim halledeceğim. Çok hafif hemen bu sodalı yağımdan sürdükten sonra ufak bir parça harcımı köşeye koyuyorum. Hemen köşeyi bu şekilde kıvırıyorum. Muska şekline getirecek şekilde döndüre döndüre kenarlarını da topluyorum. Bu şekilde hemen hazırlayıp yağlı kağıt sürdüğüm tepsimi alıyorum. Hazırladığımız böreklerin üzerlerini hemen tekrar bu kalan harçla kaplıyoruz. Tekrar söylüyorum. Sıvı yağ ve yarım şişe soda. Hem çıtır hem yumuşak yapacak bu sos. Bu arada fırınım 180 derecede ısınıyor. Şimdi ısınmış fırına nar gibi kızarana kadar vereceğim. Kontrollü olarak, fırına bağlı olarak değişebilir. 20-25 dakika, bilemediğiniz 30 dakika. Her fırın farklılık gösterir dediğim gibi. Kontrollü bir şekilde fırınlayacağız. Nefis böreklerim fırından çıktı. Benim fırınım 15 dakikada nar gibi kızarttı. Çıtır çıtır oldu. İlk sıcaklığı geçsin. Bir de dokusuna bakalım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Nefis börekler yaptık. Bakar mısınız arkadaşlar? Pofuduk pofuduk, dışı çıtır çıtır, çok leziz ve kolay yapılan ekonomik güzel börekler. Şöyle de size hemen çıtırtısını göstermek istiyorum. Çok fazla ben böyle böreği mıncıklamayı sevmem ama adet olmuş, göstermek istedim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve siz de evinizde denersiniz. Tarifimi beğendiyseniz eğer videomu beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Eğer tariflerimi beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız bana destek olmak için tariflerimi sosyal medyalarınızda paylaşabilir. Ufak da olsa yorumlar, emojilerle bana destek olabilirsiniz. Bu yolla beni de motive etmiş olursunuz arkadaşlar. Tariflerimin denenmesi ve onları bana yorum olarak yazılması gerçekten beni çok mutlu edip motive ediyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Ve bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hepinizi yanaklarınızdan öpüyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.